Nurten teyze, hoş geldin. Yani bizim de gözlerimiz yollarda kaldı. Neyse, ben kızı almaya geldim. Ben hazırım zaten. Cemre, hadi kızım gel benimle. Ne işin varmış Cemre'yle? Agah Bey çağırdı. Onun ne işi varmış kızımla? Hey Allah'ım, hemşirelik bir iş var. Oyalamayın artık ama bizi. Ben de geleyim. Nereye ayol? Komşu kapısı mı orası? Çağrılmadan köşke gidilir mi? Aa, hem ne yapacaklar kızını, yiyecekler mi? Yürü kızım, hadi yürü sen. Nurten abla. Fazla uzun sürmesin. Tövbe tövbe. Saray gibi değil mi ama? Müze gibi. O ne demek ayol? Abartılı. Gözümü yordu. Vallahi babaannesinin dediği kadar var. Hadi kızım hadi. Çok oyalandık. Buyurun Agah Bey, Cemre hemşire hanım kızımız. Bir bak bakalım yeğenim hemşire hanım. Doğuştan mı? Kaza mı? Kaza. Ne zaman oldu? Çok zaman oldu. Şimdi nesi var? Bilsem. Bazen arada oluyordu böyle. Ne demek arada bir böyle oluyor? Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum ya. Ben şunu kaldırayım. Üç gündür tek kelime etmedi. Bazen sanki bizi hiç tanımıyor gibi. Bir geliyor bir gidiyor. Beyin travması böyle bir şey diyor nörolog. Bir gider bir gelir. Antipsikotik almış. O ne demek? Elinde nöbetçi kim varsa hemen evime gönderiyorsun. Kan tahlili istiyorum. Derhal! Birazdan eve geliyorlar. Görelim bakalım kanında ne ilaç varmış. Sakin olun. Tepki vermese bile her şeyin farkında. Tedirgin ediyorsunuz. Eğer bu söylediklerin doğruysa, yeğenime yanlış tedavi uygulandıysa, ben o hastaneyi, o başhekimin... Agah Bey, telefonunuzu açın isterseniz. Söyle! Önceye kadar yeğenim sana emanetim.